Aslan Bulut Yeni Çağ Gazetesi Cumhurbaşkanlığında hangi dönem sayılmaz? Altılı masa toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada Türkiye hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetilmektedir anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, meclis yenileme kararı almadığı müddetçe Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Anayasayı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız denirdi. Açıklamada bununla beraber Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı seçime halkımızdan aldığımız destekle hazır olduğumuzu belirtmek isteriz ifadesi de kullanıldı. Bu açıklamada şöyle bir sorun var. Erdoğan'ın üçüncü defa aday olabilmesi anayasaya aykırıysa ki aykırıdır, öyleyse onun katılacağı bir seçime hazır olmaktan bahsetmek anayasaya aykırı bir seçime katılacağız demektir. Cumhur İttifakı ise 2017'de sanki yeni bir devlet kurulmuş gibi Erdoğan'ın yeni sisteme göre ikinci defa aday olacağını söylüyor. Oysa anayasada başlangıç tarihi 2017'dir diye bir ifade yok. Anayasanın 101. maddesi bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Eskisi yenisi yok. Cumhurbaşkanı seçimi yasasında da Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir deniliyor. Yasada 2017'den önceki cumhurbaşkanlığı sayılmaz denilmiyor. Yasada cumhurbaşkanlığı dönemi olarak sayılmayacak sadece bir dönem var. 3. maddenin 6. fıkrasında Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimine bir yıldan fazla süre kalması halinde Cumhurbaşkanı seçimi makamın boşaldığı günden sonra gelen 45 gün içindeki son pazar günü yapılır. Bu şekilde seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz deniliyor. Yani gerçekten AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un belirttiği gibi bu konuda hukuken hiçbir boşluk, hiçbir kafa karışıklığı söz konusu değildir. Değildir ama Kurtulmuş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2017'de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasa değişikliği çerçevesinde ilk sefer bu dönem Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de ikinci kez Cumhurbaşkanı adayı olacaktır diyor. Kurtulmuş bir de hani kardeşim seçimi ilan eden ertesi gün biz adayı açıklayalım diyordunuz. 14 Mayıs 2023'te Türkiye'de seçim olacak. Bu açıklanalı da epey oldu. Niye hala adayınızı konuşamadınız diye muhalefete sesleniyor. Resmen seçim kararı verilmedi ki Sayın Kurtulmuş. Cumhurbaşkanı karar değiştirip seçimleri Nisan ayına aldık da diyebilir. Zamanında yapılacak da. Hatta savaş çıkarsa seçimi birer yıllık uzatmalarla erteleyebilir de Nitekim CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, ülke seçim sürecinde ama hala bir seçim tarihi belirlenmiş değil. Tayyip Erdoğan'ın anayasayı, hukuku, yargıyı bir kenara attığını ve gerçekten çaresiz bir şekilde aday olamayacağını bilerek parlamentodan 360'ı bulamayınca parlamentoyu feshetme yetkisini kullanacağını söylediğini duyuyoruz. Ey Tayyip Erdoğan, iki kere cumhurbaşkanlığı yaptın, anayasaya göre bir üçüncüsünü yapamayacaksın dedim. Tabi asıl tartışılması gereken Allah'ın lütfu olarak görülen 15 Temmuz darbe girişimidir. Anayasa değişikliği için yapılan meclis oylamasının geçersiz olmasıdır. Referandum sürerken mühürsüz oyların geçerli kabul edilmesidir. İlk düğme yani meclisteki oylama hukuka aykırı olduğu için ondan sonraki sürecin tamamı hukuk dışıdır. Bir de diploma konusu var ki kimse bunu konuşmuyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.